Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler Arası İstanbul yolculuğuna Zeytinburnu'ndan devam ediyoruz efendim. Zeytinburnu kaliteli bir eğlence mekanına kavuştu. Sizler için Lamba Kafe ve Restoran'ta konuk olduk. Yanımızda işletme sahipleri bulunuyor. Yanında Abdurrahman Öztürk bulunuyor. Efendim kendisi şimdi bizlere çalışmalar hakkında bilgiler verecekler. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir güne denk geldi. Resmi açılışımızın yapıldığı bir gün. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Kısaca sizi tanımak istiyoruz mekana geçmeden önce. Abdurrahman Öztürk kimdir? Adım Abdurrahman Öztürk. Lamba Kafe Restoran Kuşku Ortağı'ndan birisiyim. Turizm sektöründe faaliyet gösteren ayrı bir firmamız var. Ayrıyeten ülke turizm adına faaliyet gösteren Orta Doğu Turizm Seyahat Ajantaları Derneği'nin kurucu başkan yardımcısı. Orada ülke turizmine hizmet ederken, turizm sektöründeki ajantamızla da ülkemize döviz kazandırırken, hazır yaşımızda genç neler yapabiliriz tartışırken, Emin Bey çocukluk arkadaşım, aynı zamanda da ticari ortağım ve dostumdu. Hep böyle bir mekanımız olsun, kaliteli bir yer olsun, lezzetli bir yer olsun. Çünkü insanlar gittikleri yerlerde götürdüğü kişiler bulunduğu mekan kendisini temsil ediyor. O yüzden insanlar bir yerlere gittiklerinde eşini dostunu götürdüğünde mahcup olmayacağı, kaliteli yemekler yiyebileceği, güzel servis alabileceği bir yer hep böyle hayalimizdeydi. Turizm geçmiş olduğu için birçok yere böyle gidiyoruz. Ülkemizde son zamanlarda bu kafe restoran olayı ve dünyaca meşhur Türk markalar oluşmaya başladı. Elhamdülillah Allah nasip etti. Böyle bir yere sahip olduk. Markamızın ilk şubesi franchise vermeden kendi şubelerimizi açma hedefindeyiz. Zor bir sektör olduğunu herkes diyordu, zor bir işe giriyorsunuz ama biz hallederiz, yaparız özgüveni vardı. Biraz yorulduk ama üstesinden geldi. Bu işte ürünler ortaya çıkınca ve gelen yiyip teşekkür edip gidince insan gerçekten o tüm yorgunluğu gidiyor. Evet. Peki Zeytinburnu'nda böyle bir boşluk mu vardı siz doldurmak istediğiniz? Evet. Şimdi Zeytinburnu İstanbul'un aslında bizce göbeği. Tüm ana hartellere yakın, toplu konutların olduğu bir bölge. Özellikle Kiptaş merkez evleri var. Üst düzey nitelikli insanlar var. Bu insanlar illaki arabaya binip bir yere gitmesinler güzel şeyler yemek için veya nezih bir ortamda oturmak için. Bu bölge insanı bunu hak ediyordu. En başta bizim seyahat ajantamız hemen bulunduğumuz lokasyonun 2 metre arkasında. Biz bile iş toplantılarımızı, misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz bu bölgede çok fazla alternatif yoktu. Biraz da o bizi motive etti. Yabancı bir bölge değil, bölgenin iyi lezzetlere ihtiyacı var. Buradan bir bismillah diyelim dedik. Bakalım inşallah yolculuğumuz hayırlı ve güzel bir şekilde gider. İnşallah. Emin Bey, biraz da sizi tanıyalım. İşletmenin diğer ortağısınız. Evet. Buyurun. Evet. Ben öncelikle bu işletmenin diğer ortağı olmaktan onur duyuyorum. Çünkü Abdurrahman Bey benim yaklaşık olarak 25 yıllık bir dostum. Yani 29 yaşındayız, yani 4 yaşından beri beraberiz. Başarının kaynağı buradan da geliyor diyebilir miyiz? Aslında kesinlikle, evet, katılıyorum. Çünkü ticari ortaklık daha farklı bir şey. Şimdi sen dost olmak, ortak olmak, lise, ilkokul, üniversite beraber olmak farklı ama ticari boyutta dökmek çok daha farklı. Ama biz bunu çok şükür başardık. İnşallah, tabii biz bunu başardık demek olmaz. Aslında başarıyı etrafımızdan, büyüklerimizden, halkımızdan duymak daha güzel. Az önce sizin de, Abdurrahman Bey'in de buyurduğu gibi burada, bu lokasyonda 6 yıldır biz ajant olarak, turizm ajantı olarak çalışıyoruz ama böyle bir eksikliği aslında fark ettik. Biz bile gittiğimiz zaman daha nezih, daha elit, daha kaliteli hizmet görelim istiyoruz. Bu açığı fark ettik ve böyle bir şey bize nasip oldu. Çok şükür şu an Abdurrahman Bey dediği gibi biz bugün resmi açılışımız ama 2 aydır bir demo süreci vardı, deneme sürecimiz vardı. Evet. Ama bu dönemlerde geri bildirim, çok güzel geri bildirim aldık, çok şükür. Yani hem lezzet olarak, hem dekorumuz olarak, çalışanlarımız olarak, biz işletme sahibi olarak. Çünkü her iş tabii ki muhakkak başında durman gerekiyor ama gıda sektörü, kafe restoran sektörü tamamen böyle içerisinde olman gerekir. Hakimiyet gerekir. Kesinlikle. Gelen misafirlerin, gelen biz misafir diyoruz, müşteri demiyoruz. Turizmden gelen bir alışkanlık ama evet, öyle devam ediyoruz. Gelen misafirlerimizi böyle evinde hissettirmek. Bu biraz klişedir ama gerçekten biz burada onu yapmaya çalışıyoruz. Bizim de benim evliyim, Abdurrahman Bey de evli. Eşlerimiz buraya gelip oturabiliyor, rahatlık
yaptılar. Çok güzel. Öyle bir mekan yapmak istedik. Allah'a şükür olsun. Yavaş yavaş, tabii yine eksiklerimiz var ama yavaş yavaş umuyoruz ki inşallah da bir muvaffak eder bizi. İlk günden bu kadar talep görüyorsa tabii ki biz de İstanbul'a özellikle Zeytinburnu'na hayırlı olsun diyoruz şimdiden. Çok teşekkür ederim. Abdurrahman Bey, Lamba Kafe Restoran konsepti nasıldır? Bize biraz bahseder misiniz? Lamba Kafe Restoran dünya mutfağının seçkin lezzetleri diyeceğim. Çok klişe olacak yine ama dünya mutfağındaki işte pizzalar olsun, burgerler olsun, çünkü damak zevkine hitap edebilecek ürünleri birinci sınıf malzeme kullanarak, hiçbir maliyetten kaçınmadan, tamamen evimizde ne kullanıyorsak, hangi üründen daha iyi lezzet alabiliyorsak o markalarla tedarikçi noktasında hizmet almaya başladık ve herkesin beğenebileceği muhakkak menümüzde bir ürün vardır. Yani tatlısından tutun ana yemeğine, aparatiflerine, içeceklerine. Burada görüyoruz lamba satır burgerimiz var. %100 dana etinden oluşan. Evet. Gerçekten yani kafe restoran diyoruz ama biz Steakhouse'daki yediğiniz burger kadar lezzetli. Az önce tattık zaten. Evet, harikaydı. Pizzalarımız var. Onlar da bir İtalyan edasıyla hazırlanmış. Ustalarımız gerçekten bu anlamda. Şahin ustamız var, Cemil ustamız var. Teşekkür ediyorum. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yani çok değişik bir bağ var aslında burada. Onların ellerinden böyle lezzetler çıkıyor. Çıtır mantımız var. Yani İstanbul'da değil, Türkiye'de de geçeceğim. Dünyada böyle bir çıtır mantı yiyebilecekleri insanların başka yer olduğunu tahmin etmiyorum. Gerçekten insanların gelip tatmasını rica ediyorum. Çünkü ben bile çok seviyorum. Eşim hamile, inşallah bir ay sonra bir evladımız olacak. Her gün çıtır mantıyı aşırıyor. Böyle de bir güzelliği var. Bizim için özel bir ürün. Tatlılarımız, kadayıflı magnolyalarımız, çilekli magnolyalarımız, hepsi el yapımıdır. Lamba limonata efsanedir. Tatlılarımızın şöyle bir özelliği var. Amacımız bizim ilk başta para kazanmak değil. Para zaten bir şekilde kazanılıyor. Önemli olan iyi iş yapmaktı. Ustalarımızla onu konuştuk. Biz tatlarımızı günlük yapalım. Ertesi gün soğuttuktan sonra, ertesi gün satabildiğimizi satalım. Satamadığımızı akşam ikram edelim. İlla ikinci, üçüncü güne saklamayalım bunu. Bu hem bizim için bir reklamasyon olacaktır. Hem ürünümüz her zaman taze olacaktır. Yani burada ben arkadaşlardan görüyorum, ekip arkadaşlarımızdan. İki çay içeni tatlı ikram ediyoruz. Böyle bugünlere geldik. Lezzetlerimiz güzeldir. Kimse pişman olmayacaktır. O kadar da iddialıyım. Çünkü arka tarafta ciddi bir ekip var. Bir tane ana şefimiz var. İki tane yardımcı şefimiz var. İki tane stajyerimiz var. Yaklaşık 6 kişilik bir ekip var mutfakta. Salonda 8 kişilik bir ekip var. Bar kısmında kokteyllerimizi hazırlayan 3 kişilik bir ekipten oluşuyor. Toplamda 20 kişiyi geçen bir istihdam sağlıyor aslında Mahlas Turizm ya da Lamba Kafe Restoran. Harika. Böyle. Tabii ki lezzetler her gün hazırlanıyor. Taze ve sağlıklı, evet. Dediğiniz gibi. Ama tabii menümüzde her damak tadımızın lezzet var, bulabiliyorlar muhakkak, değil mi? Muhakkak. Yani vejeteryan da gelse yaklaşık 18, yanlış hatırlamıyorsam 18 çeşit salata çeşitlerimiz var. Yani bir vejeteryandan tutun da Etobur'dan yani ne istiyorsa her insanın muhakkak damak zevkine uygun bir lezzet var. Ve eminim o tatlı lezzeti de ikinci defa gelip yemeye gelecektir. Nitekim demo süresinde de Florya bölgesinden olsun, Anadolu yakasından özellikle çıtır mantığı şu an fenomen oldu, gidiyor yani böyle. Evet. Durduramıyoruz. Bu süre içerisinde franchise'lik almak isteyen, işte biz de bir şube istiyoruz özellikle yurt dışından, Orta Doğu'dan olsun. Bekliyoruz. Mutlu oluyor tabii insan bu emeğinin karşılığını bu şekilde aldığı için. Kesinlikle. Muhteşem lezzetlerin yanı sıra burada tabii çok keyifli saatler geçirilebiliyor değil mi? Oyun salonlarımız var, bölümlerden oluşuyor kafemiz. Biraz dinleyelim mi sizden? Tabii ki. Yani biz aslında burası bir site sakinliği. Yaklaşık olarak 1600 metrelik bir bölgede yaşıyoruz. Evet. Hem de E5 konumu var ve çok kolay bir konumu var. E5'e paralel ve çok bilinen bir tercüman sitesi, lokasyon olarak çok iyi bir yer. Ama bu bölgede çok oturan, yani hem aile olarak çocuklu aile, hem genç bir kesim var, genç bir kız var. Atatürk öğrenci kız yurdu var, çok büyük bir kitle. Evet. O yüzden biz böyle hem ailenin oturabileceği, hem gençlerin gelebileceği,
Yani özel hocalardan oluşan, maç yayını olan, oyun aktiviteleri olan bir yer yaptık. Amacımız her kesime, özellikle kaliteli kesime cevap verebilmek. Yani amacımız bu. Çünkü ben Abdurrahman Bey ne düşünürsek ilk kere kendimiz için düşünüyoruz. Yani sen olsan gider misin? O da bana diyor sen olsan gider misin? Yani hep kriterimiz buydu. Hem mükemmeliyetçi insanlarız, çok şükür. Allah öyle yaratmış, karakter bu. Ben aynı zamanda psikoloji mezunuyum. Abdurrahman Bey de uluslararası ilişkiler mezunu üniversitelerden. Bilgi ve tecrübeler diye. Yani çok şükür. Genç yaşta, yani ufak yaşta çalışmaya başladık. Bu bir gerçekten getirici. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü tecrübe, yani parayı almanın bir tek şey tecrübedir. O yüzden tecrübelerle, büyüklerimize danışarak, istişare ederek her şeyi o şekilde inşa etmeye çalıştık. Tasarladınız. Böyle yaptık. İnşallah. Dediğimiz gibi burası bizim mutfağımız, bizim ilk gözümüzümüz. Ama biz Lamba Bey, Lamba Bey'le inşallah daha da ileri doğru açılmak istiyoruz. Niyetimiz o yani. İnşallah efendim. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz sizlere. Evet sevgili izleyiciler, bugün sizlere Zeytinburnu'ndan Lamba Kafe Restorant'tan seslendik efendim. Zeytinburnu'nda yeni bir adres, eğlencenin ve lezzetlerin kalbinin attığı yer diyebiliriz. Sevdiklerinizle birlikte mutlaka uğrayın efendim. Hoşçakalın.